Birçok ünlü rapçi ve hip hop yıldızı cinayetten hüküm giydi. Bazıları daha suçlamayla yargılanırken bazıları da hayatlarının geri kalanını parmaklar ardında geçiriyor. Bugün ise birinin ölmesine sebep olmuş rapçilerden bahsedeceğim. İyi seyirler. Amerikalı rapçi Young Nigga Worth Melly Florida'da çocukluk arkadaşı olduğu söylenen iki rapçiyi öldürmekten suçlandı ve biliyorsunuz şu an hapiste. Polis rapçinin iki kurbanı arabada ateş ederek ölmüş gibi görünmesini sağlamak için başka bir adamla komplo kurduklarını söylüyor. Rapçi tutuklanmadan önce sosyal medyada bunların yalan olduğunu söyledi. Departmanın mailinin Courtney Henry adlı başka bir adamla birlikte cinayetten tutuklandığını söyleyerek sosyal medyada kendisine karşı cinayet suçlamalarını duyurdu. İddialara göre kurbanlar Christopher Thomas ve Anthony Williams aynı Florida'da merkezli rapçiydi. Her ikisi de 26 Ekim'de birden fazla ateşli silah yaralanmasından öldü. Polis Melly'nin her iki adamı da vurduğunu ve diğer insanlar tarafından öldürdüklerini göstermek için bir suç işlemek üzere arkadaşı Henry'nin yanında komplo kurdu. Henry'nin olayına adli tıpla dahil olmak üzere kanıtlarla tutarsız olduğunu iddia etti. Ki kurban da YouTube kanalında Melly hakkında çocukluk arkadaşı olarak tanımladığı bir belgeselde yer alıyor. Rapçi Perşembe günü mahkemede göründü ve bunların kefaletsiz hapishanede tutulması emredildi. Daha önce esrar bulundurmaktan da birkaç kez tutuklanmıştı. 2000 Texas doğumlu genç rapper TKK zamanında ev basıp birinin ölümüne sebep olmuş. Ardından ev hapsindeyken kelepçesini kırıp New Jersey'ye kaçmış. O sırada da Dre şarkısını kaydedip ortamlara salmış. Parçada epey dikkat çekmiş haliyle. Lanet olası federallerden kaçıyorum, kaçarken bile kayıt alıyorum şeklinde bir şey olunca hani ne diyor acaba bu değişikliğini herkes tarafından benimsenmiş şarkı. İki kişiyi öldürmek, 65 yaşındaki bir adamı darp edip soymak, ev hapsinden kaçmak, uyuşturucu kullanımı, soygun, hapishanede telefon ve ot bulundurma, orada çete savaşını çıkarmak gibi şeylerden yargılanıyor. Evet bu herif 19 yaşında, hani kendi yaşıtlarıyla beraber yatması gerekirken devlet onu mecburen yetişkin hapishanesine yerleştirmek zorunda kalmış. Kendisi için idam bekleniyordu ama son açıklamalara göre 55 yıl ceza aldı. İlk albüm Trap House yayınlanmadan bir gün önce Atlanta rapçisi Gucci Mane 10 Mayıs 2005'te 27 yaşındaki bir adama ateş açtı. Avukatına verilen tanık ifadelerine göre Mane çekim yaptığı esnada daireye giren kimliği belirsiz 5 silahlı adamlar tarafından vurmakla tehdit edildi. Tanıkların kavga ve silah sesleri duyduğunu ve adamların daireden kaçtığını gördü. Tanık tarafından vurulan kişi ormana doğru koştu. Diğer 3 diğer tarafa koştu. Biri de kamyona bindi dedi. Adamlardan birinin cesedi 3 gün sonra yerel bir ortaokulun yakınında bulundu. Eski polis memuru olan Shark tanıkların topladığı kanıtlar göz önünde alındığında ateşin kendini savunma amaçlı gördüğünü söyledi. 5 Kasım 2018'de Craig The Baby ile karşılaştığında The Baby annesi ve iki kardeşiyle mağazadaydı. Daha sonra tam olarak ne olacağı belirsiz olsa da The Baby Craig'in silah çıkardığını ve ailesini tehdit ettiğini iddia etti. Sonuç olarak The Baby Craig'in vurduğunu ve onu öldürdüğü bir görüşe girdiler. Craig, Kuzey Carolina merkezli, önünde parlak bir geleceği olan bir gençti. The Baby eylemlerini savundu. 2 gün sonra The Baby Snapchat'ini aldı ve Craig'in saldırı girişimine karşı sadece kendisini ve ailesini savunduğunu söyledi. The Baby hayranlarının eylemlerinde haklı olduğunu düşünüyorlar. Gizli bir ateşli silahla taşıdığını söyledi. Craig'i vurmasına rağmen nihayetinde gizli bir ateş silah taşıma sonucundan suçlu bulundu. 30 gün hapis cezasına çarptırıldı ancak hapis cezası ertelendi. The Baby'ye karşı diğer suçlamalarda reddedildi ve hiçbir cinayet suçlaması yapılmadı. 1933'te Snoop Dogg, Snoop'un o zamanki korumaları Mikel Lee tarafından vurulduğunu ve öldürdüğü iddia edilen bir çete üyesinin ölümünden sonra cinayetle suçlandı. Hem Snoop Dogg hem de koruması da tutuklandı. 2 yıl ev hapsinden sonra Snoop kendini savunma gerekçesiyle suçlu bulunmadı. Ve videonun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda video önerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.